Merhaba arkadaşlar, Kız Başına'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alara. Ben Emir. Bugün ilişkilerdeki her şeyden, flört şiddetinden konuştuğumuz Ayrıl Kanka'nın yeni bölümünde yine seyircilerimizle beraber Kült Kavaklıları'dayız. Ve ne konuşuyoruz? Kişisel alan. Kişisel alan konuşuyoruz. Evet. Neden konuştuğumuzu anlattım. Evet, neden konuştuğumuzu anlattım. Fazlasıyla şikayetçiyim. Biraz benim densizliğimden doğan sorunlar dolayısıyla. Fazlasıyla şikayetçiyim. Evet. Ve bugün bu bölümden umarım bir şeyler öğrenerek ayrılırsın diye. Yani kanka ne olur şimdi WhatsApp mesajlarına baksam, cevap versem, Emel Ceren'le konuşsam ne olur yani? Yani konuşmazsan daha yani mutlu olur. Kimlik hırsızlığı değil, bir şey değil yani. Kanka bir de ben gibi cevap veriyorsun. Hani ben Emir yazsam okeyim. Ben gibi cevap veriyorsun. Kız demiş ki akşam ne yiyelim, sen tavuk yazıyorsun mesela. Ben o gün tavuk yemek istiyor muyum? Özür dilerim. Peki ilişkilerde kişisel alan. Dediğim şimdi bizimkisi evet. Arkadaşlık ilişkisi. Evet, ben artık yapacak bir şey yok. Götle don gibi sana alıştım. Ama ikili ilişkilerinde kişisel alanı korumak önemli mi sence? Tabii ki önemli. Korur musun? Şöyle benim kişisel alanım sevgilimdir zaten. Nasıl? O yüzden yani şöyle ben kişisel alan şeyine girmem hiç. Zaten benim dediğim gibi kişisel alanım sevgilimdir. Yani beni bık 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 darlasın. İşte ne bileyim ensemde boza pişirsin. Böyle... Ben hiç rahatsız olmam. Ama aynısını yapmam. Aynısını yapmam. Karşı tarafı darlamaz. Hayır. WhatsApp mesajlarını okumazsın. Hayır, hiç asla. Bana asla. Özel. Asla, aynen. Aynen. Güzel, onarı oldum. Teşekkür Sen ederim. Peki? Kanka yok ya, ben de. Pek yapmam. Anladım. İyi, güzel, sağlıklı bir... Zaten ilişkide güzel. Sağlıklı bir profesin evet, belli ki. Evet. Yani. Ama şimdi şöyle, sen bu konuyu bana söyledikten sonra işte biz kişisel alan çekmeye karar verdik. Sonra ben bir tweet gördüm, sana attım hatta bunu. Bunun üzerinden konuşalım falan gibi. Şöyle bir tweetti. Birisi demiş ki sizce evli çiftlerin ayrı tatile gitmeleri normal midir? Sonra bir başkası da bunu alıntılayıp demiş ki işte hayır değildir. Benim annemle babam 38 yıldır evliler. Ben hiç annemin babamsız veya babamın annemsiz bir yere gittiğini dahi görmedim. Bir adım atacak olsalar bile beraber atarlar. Normali de budur. Oo. Şimdi bu çok absürt geldi bana. O yüzden bunu burada tartışmak isterim biraz. Ya bu zaten kesinlikle absürt ama mesela sence evli çiftlerin ayrı tatile gitmesi normal midir? Tabii ki normal. Yani ben atıyorum evlendim bundan 5 sene sonra Emrecan'la tatile gidemeyeceksem hiç bir anlamı yok o evliliğin yani. Bencesi bu. Özel hissettin Bencesi mi? Bencesi bu. Sen ne diyorsun buna? Kanka yok bence de böyledir. Hani zaten bu örnek çok abartı. Bir adım atacak olsalar bile evet, birbirlerine haber evet, verirler evet, falan. Evet. Senden beklerdim bunu açıkçası ama sen beni şaşırttın. Yok yani şöyle... Karım da gelebilir benimle ama hani isterse yani. İsterse. Aynen isterse çok da şey yapmam. Sen şey der misin karına? Ben arkadaşlarıma tatile gidiyorum sen gelme. Sen gelme demem. Niye ben? Ben derim ki karıcığım ben arkadaşlarıma tatile gidiyorum. Ondan sonra derse ki benle geleyim. Ben de onu diyecektim senle gel zaten. falan derim yani. Ama bence ben de geleyim mi demiyor olması lazım zaten. O kendi bileceği iş ben karışmam ona ya. Anlıyorum. Soralım mı bunu? Hadi soralım. Sor bakalım. tamam, evli çiftlerin ayrı tatile gitmesi normal diyenleri bir görelim. Alkış mı? Alkış olsun. İyi bence. Normal değil diyenleri görelim de. İnanamıyorum. Peki. Evet. Yani bence özellikle böyle pandemi ve evden çalışmayla beraber o kadar evli çiftlerin veya işte beraber yaşayan çiftlerin kişisel alanı kalmadı ki. Evet. Bence özellikle şu an ayrı aktivite yapılıyor olması lazım. Mesela düşünsene ikiniz de evden çalışıyorsunuz. Bütün gün evdesin. Bence spesifik olarak bazı günler şey denmeli. Bugünü ayrı geçirelim. Ben diyemem onu ya. Nasıl diyemezsin ya? Ben onu diyemem sevgilime ya. Kanka diyeceksin ki... Ama doğru. Hayır şey diyemez misin? Ben bugün işte Alara ile buluşacağım. Sen de başka bir şey yap. Peki abi. Demem lazım. Evet. Demem gerektiğini biliyorum. Yani siz deyin. Yani dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın abi. Peki mesela sen şimdi anladığım kadarıyla iki ilişkilerinde pek kişisel alanın yok. O yüzden buradan sana bazı sorular sorayım. Hadi ben. Bakalım. Biraz incik cincik. Hadi bakalım. Ayrı soruları geliyor. Geliyor. Bugüne kadar hiç manitanın telefon veya sosyal medya şifrelerini istedin mi? Hayır. Abi hayır, istemedin tabii ki. Bildin mi peki?
Hayır, bilmedim ben. Vallahi. Vallahi bilmedim ben. Helal olsun sana. Telefon şifresini belki bilmişimdir. Hani acil bir şey olursa, bir şey olursa diye bilmişimdir ama o da hafızamda yok yani. Şu an çıkaramıyorum. Şu an zaten oha çıkarmam zaten. Hayır yani bilip bilmedim çıkaramıyorum. Şifreyi hatırlar mıyım değil yani. Anladım. Sen? Yok, ben de bilmedim. İyi, güzel. Sağlıklı olan doğru bak, zaten. Kaç? 3,5 senelik sevgilim vardı. Telefon şifresini hiç bilmedim. Bravo. Benim şifrem ne? Söylemeyeyim birden. Kanka biliyor musun peki? Biliyorum. Ne? Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi. Doğru. Doğru, 1907. Evet. Ya işte 7. 5 evet. Mi 7 mi karıştırdım. Evet, evet. Tamam. Peki mesela böyle duruyorsun manitanda, telefon şurada. Mesaj geldi. Şöyle bir okumaz mısın? Şöyle bir okurum. Şöyle bakıp hemen sonra devam ederim. Hmm. Ne yazdığını değil, kim atmış diye hani bakarım, bildirim. Aynı şey. Neye baktın? Yani çok şöyle. Ama o da yani intentionally yapmam. Böyle bir gözüm gider. Evet. Gözüm gider, sonra kendimi çok suçlu hissederim ama. Hadi be oradan. Vallahi keşke yapmasaydım. Ben ne yapıyorum şu anda derim yani. Hmm. Sen? Ben mesela senin telefonun duruyor olsa direkt okurum. Direkt okurum. Kim yazmış, ne yazmış. Sen ne cevap yazacaksın, o ne yazacak. Ama mesela manita ya da flörtse ekstra okumam. Hani şöyle falan yaparım. Allah hani Allah. Okumadığımı belli etmek için. Anladım. Abartılı seviyelerde. Post uzatıp kredi kartına bakmayan şeyler gibi. Aynen. Kasiyer anladım. Gibi anladım, şöyle. Anladım. Hiç İyi bakmam. Güzel. Evet yani olması gereken aman bu bence. Aman öyle anlaşılmasın. Peki manitanın evinde çok fazla eşya bırakır mısın? Bırakır gibisin. Herhalde bırakırım ya. Eve yerleşirsin mi? Şöyle mi? Şöyle. Onun hoşuna gidiyorsa bırakırım. Tabii ki. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Bu yaz biz bir ara çok fazla Emir'le vakit geçiriyoruz ama hani gerçekten çok fazla. Beraber İstanbul'a gidiyoruz, Ankara'ya geliyoruz. O sıra benim ev arkadaşım yok. Emir bizde kalıyor falan böyle. Aşırı fazla vakit geçiriyoruz. Bir gün benim evimdeyiz. Altını tekrar çizmek istiyorum. Benim odamdan beni kovdu ve dedi ki hadi sen çık, ben uyuyacağım. Benim odamdan. Ya, muhtemelen bu kadar da kibar söylememişimdir. Tabii tabii. Ayrıca. Tabii. Evet. O yüzden hani senin kanka, manitana yapacaklarını tahmin dahi edemiyorum. İstilacı bir durum. Evet. Evet. Olabilir böyle şeyler. Olabilir. Peki kendi evinden anahtarını manitana verir misin? Kendi, evet veririm. Niye güldün buna bu kadar ya? Hiç veririm düşünmeden yani. Cevap verdin ya. Ya veririm nedir, mesela bir şey değildir. İlk günden vermezsin. Evet, vermem ilk günden. Ne zaman verirsin? İkinci, üçüncü günden sonra. Hemen de olmaz abi. Evet doğru. Yani. Ağırdan almak evet, lazım. Evet, kendini evet. Ağırdan sat evet, kanka. 4-5 gibi mesela annemlerin evine anahtarını veririm. Birinci haftanın sonuna doğru kimliğin fotokopisini atarım. Nikah randevusu almak isterse diye falan. Böyle benim kılavuz budur yani. Sen verir misin peki evin anahtarını sevgiline? Kanka veririm ama mesela şeyden falan veririm hani. Bir şey olursa diye. Ne bileyim, ben bazen gidiyorum kedime bakması gerekir birinin anladım, gibi. Anladım. Durup dururken al evin anahtarı, vermem. Niye vereyim ki? Çok faydacı bir bakış açısı bu yani. Ay ama yani hadi durup dururken niye evin anahtarını vereyim? Anladım. Ben yokken benim eve niye gitsin ki zaten? Zaten gitmesin. O da yine acil durum olursa, bir şey olursa gibilerinden. Yani. Tamam. Verebilirim. İsterse veririm. Tamam. Tamam. Şimdi sizin için yine anonim hikayeler topladık ve onları okuyacağız. İlişkinin birinci senesinde beraber yaşamaya başladık. İlk gittiğim gün tuvalete gireceğim zaman çocuk, aşkım yarıştıralım kim daha önce bitirecek dedi. Şok oldum ama bir şey demedim. Evde beraber geçirdiğimiz 3-4 günden sonra ben ertesi gün arkadaşlarımla buluşmak için plan yapmıştım. Gece uyurken kulağıma gelip dedi ki, aşkım arkadaşlarına hastayım yazdım yarın gitmemen için. Oha! Ben bunu duyunca delirdim. Neden diye sordum. Sensiz sıkılırım diye dedi. Telefonumun şifresini bile söylememiştim. Nasıl girdiğini bile bilmiyorum. Bunların sonrasında dedim ki ben böyle sürdüremem ve bitirdik. Sakın beraber yaşamayı denemeden evlenmeyin. Evet. Of. Dünyanın en haklı tavsiyesi bu arada. Çok abartıymış ama evet. Ya. İlki bak gevşeklik. Evet. Yarıştıralım. İlki. Tamamen gevşeklik. Abartı. Anlamsız. Ben bile gülmedim yani ona. Ama şey bence çok ayıp ya. Senin telefondan arkadaşlarına mesaj atması. Evet. Çok da ayıp değil de. Nasıl çok? Olabilir yani. Ayıp diyenler. Teşekkür ederim. Değil, böyle şeyler olabilir falan diyenler. Kanka biraz uzun bir hikaye var benim elimde. Okuyacaksın abi. Okuyacağım zaten. Eski sevgilimle ayrılalı 1-1,5 ay geçmişti. Ortak arkadaş grubumuzla son bir yaza veda buluşması gibi bir şey yapacaktık.
Ben de ikimizin de yetişkin ve olgun bireyler olduğunu düşünerek sağlıklı bir şekilde bu buluşmayı yapabiliriz diye düşündüm. Düşünmez olaydım. Benim evimde toplanıldı, biraz alkol alındı. Eski sevgilim gece boyu surat asıyordu. Sonra biz bir konuşma gerçekleştirdik ve bir daha beraber olamayacağımızı tekrar söyledim. Bunun üzerine o çok daha fazla içti ve sarhoş oldu. Sonra beni tutup çok sarhoşum duş almam gerek dedi. Ve benim onu yıkamamı istedi. Ben de bu isteğini reddettim ancak onu duşa kadar götürüp bıraktım. Duştan çıktı ve yatağıma yatmak istediğini söyledi. Ben de onu yatağa yatırdım ve kendim salona gittim. Evimdeki insanlar dağılırken kendisinin ev arkadaşının da gideceğini söyleyerek onu uyandırdım. Kalmak için diretti, kendim sonra giderim dedi. Parantez içinde tabii ki gitmedi. Ben de ona yatağımda yatabileceğini ama kendimi salona gideceğimi söyledim. Sonra neden yanımda olmuyorsun, sen kötü birisin diyerek hakaretler etmeye başladı. Beni öpmeye, benimle sevişmeye çalıştı. Ben reddettikçe daha da sinirlendi. Kısacası yaklaşık 5 saat boyunca ne kadar kötü birisi olduğumu dinledim. Sonra ben dayanamayıp sinirlenince sabah 7-8 civarı gitti. Hiç komik değildi. Evet abi, komik değildi. Gerçekten hiç komik değildi. Yani gelmiş geçmiş olsun. Bu bayağı taciz, evet, bence. Evet, taciz. Kesinlikle. Taciz, bayağı taciz. Ve yani şey çok kötü. Evine gelip, yatağında yatıp ne yapacaksın? Döverek mi çıkaracaksın? Çok kötü. Bayağı taciz. Ve manipülasyon falan, ne kadar kötü biri olduğumu dinledim falan. Evet evet, sen diyor. Çok kötü birisin, neden beni yalnız bırakıyorsun falan. Bayağı ve biraz tatsınmış. Da şey geldi bana zaten. Yani muhtemelen yumuşatılıp yazılmış bence bir hikaye de, bence yani. Bence de, evet. Yani geçmiş olsun diyoruz, evet, ayrılmışlar zaten. Evet. Ama bu yok, çok kötüymüş kanka. Keşke bunlar önceden sezilebiliyor olsa bir şekilde ve insanlar önceden önlemini alabiliyor olsa yani. İşte ayrıldıktan sonra kimin ne çıkacağını bilemezsin. Evet, evet. İnsanı ayrılırken tanıyorsun abi. Gibi, evet, evet. Evet. Evet, evet. Daha keyifli bir hikaye vardır, belki bakalım, geç bakalım. Gel bakalım. Eski sevgilimle tam olarak bu sebepten ayrılmıştık. O zaman ben Ankara'da yaşıyordum, o ise İstanbul'da ve sık sık birbirimizi ziyaret ediyorduk. Bir hafta sonu beni ziyarete gelebileceğini söyledi. Ben de dedim ki bu hafta sonu arkadaşlarımla planım var. Bir sonraki hafta gelsen olur mu? Biraz bozuldu ama tamam dedi. Sonra cuma akşamüstü bir anda beni aradı ve dedi ki sürpriz, ben geldim. Ben bu davranıştan çok rahatsız oldum. Çünkü açıkça bu hafta gelmesini istemediğimi söylemiştim. O ise sanki çok güzel bir jest yapmış ve ben değerini bilmiyormuşum gibi davranıp senin burada benden sakladığın bir şey mi var ki diyerek bana sinirlendi. Bu kavga öyle uzayıp gitti ki ayrıldık. İyi olmuş bu arada. Evet, evet. Bak bu ne biliyor musun? Kendini çok cin zannediyor. Yani sürpriz diye geldi. Kız da ay hoş geldin bilmem ne olacak. Ve yaptığı şeyin aslında ne kadar kötü bir şey olduğunu fark ettirmeyecek. Ve kızın tepkisinden şey demesi yani, senin benden saklayacak bir şey mi var burada demesi falan. Manipülatif bir... Manipülatif. Evet, evet. Sinsi sinsi yapılmış. Canavarlar, ama... canavarlar aramızda mı? Ama yer mi ha. Anadolu çocuğu? Yemez. Geçeyim mi? Geç bakalım. Bana bir iş teklifi gelmişti ve erkek arkadaşım, biz seninle daha yeni tanıştık. Eğer işe başlarsan daha az görüşürüz. O zaman bu ilişki senin yüzünden yürümemiş olur diyerek beni işe gitmemeye ikna etmişti. Abi ne yesin bu kız? Devamı var. Devamı da var, gelsin. Aynı şahıs bir etkinliğe gitmek istediğimde, eğer orada sadece bir saatten daha uzun süre durursan seni eve almam diye uyarmıştı. Parantez içinde ev benimdi, bende kalıyordu. İstilacı. İstilacı, tanıdık İstilacı geldi mi? Tanıdık geldi bana biraz bu. Hoş değil abi, bu nedir ya? Yani ayrılmıştır umarım. Herhalde eski diyorum, değil mi? Ayrılmıştır. Ah! Evden kovdun mu bunun üstüne? Ah be, keşke olsaydı. İyi, güzel. Evet, işte bu programı seviyorum ya. Bazen bu sonlarla böyle buluşmuş oluyoruz yani. Olabilir, olsun, olabilir. Olur, olur, olur o kadar. Önemli. Bazen hemen... Zaten erken anlamak çok zor. Yani erken anlaşılabilen bir şey olsaydı bu programı yapıyor olmazdık yani. Doğru, bize malzeme çıkmazdı. Öyle demeyelim de... insanların acılarına... Malzeme diyor olman beni çok incitti. Hayır, ben kendi acılarımla malzeme ediyorum buraya. Ha öyle. Öyle. Tamam. Yani anladım, anladım. Sadece insanların değil. Anladım. Peki tamam. Haftada 2-3 gün görüştüğüm bir çocuk vardı. Birinci aydan sonra çocuk bana bir gelişinde diş fırçasını evimde bıraktı. Bence okey şu an, bir sıkıntı yok yani, diş fırçası bırakılır. Bizlik bir sıkıntı yok. Bence hiç sıkıntı yok. Ben de unuttuğunu düşünerek bir sonraki gelişinde söyledim. O ise bilerek bıraktığını söyledi. Öncelikle bana Soğuz sormadan bırakması beni rahatsız etti. Ama bir şey demedim. Sonrasında her gelişinde bir parça daha eşyasını bırakmaya başladı.
Yavaş sinsi sinsi yine. Pijama, deodorant vesaire derken bir anda odam onun eşyalarıyla doldu. Ve bunların hiçbirini bana bırakırken sormadı. En son bir gün ben bundan rahatsız olduğumu söyleyince büyük bir kavga çıktı ve kavganın sonunda bütün eşyalarını toplayıp gitti. Bir daha da görüşmedik. Fakat giderken benim hem telefon hem de bilgisayar şarj aletimi de götürmüş. Ve bunun yanlışlıkla olduğunu sanmıyorum. Kral hareket. Çocuk orayı kendi kişisel alanı belirlemiş. Yani kız orada istila etmiş çocuğun alanını, anladın gibi mı? Gibi gibi. Yani çok kötü. Ayrılık olmuş. Olmuştur ama aynen. Kız şarj aleti, bilgisayar ve... Bilgisayar ve telefonun şarj aleti gitmiş. Şarj aletinden olmuş. Hele bir de orijinalse geçmiş olsun geçmiş yani. Geçmiş olsun. Yandı. Çok cep yakar. Çok cep yakar. Benim bir kız arkadaşım vardı. O zamanlar 19-20 yaşlarındaydık. Kendisini bir kez annem ve ablamla tanıştırmıştım. Bu tanışmadan sonra hem annemi hem ablamı sosyal medya hesaplarından ekledi. Ben başta rahatsız olmadım fakat sonra iletişimini çok arttırmaya başladı. Özellikle ablamla sürekli konuşuyor, hatta buluşuyorlardı. Bir gün eve geldiğimde bana haber vermeden gelmiş, ablamla benim evimde kahve içiyorlardı. Bu yakınlığın biraz fazla olmasından şikayetçi olduğumu söylediğimde ise bana alındı ve sen benden ayrılmayı mı düşünüyorsun, neden ablamla yakın olmamı istemiyorsun diye kızmıştı. Ayrıldık. Güzel. Sen mesela annenle ne zaman tanıştırdın manitanı? Daha önce bütün manitalarımı annemlerle tanıştırdım galiba. Ben de tanıştırdım bu arada hepsini. Kız arkadaşımla 5 aydır beraberiz. Bunun son 3 ayında da beraber yaşıyoruz. Ne? Bir şey diyeceğim. 5 aydır beraberiz, 3 ayında beraber yaşıyoruz. Abi beşik kertmesi olsalarmış bu ekip. Kanka 2 aylık manitanla bence eve çıkmaz. Çıkmazsın abi. Çıkar mısın? Çıkmaz. Çıkmazsın. 2 aylık manitanla yemeğe çıkmazsın abi. Oha! Abart. Ya abarttım da yani 2 aylık manitanla çıkmazsın yani çok çok hızlı. Nikah'a da bassalarmış yani eve çıkmışken artık abi. Biraz homurdanma var. 2 aylık manitanızla eve çıkar mısınız? Evet diyenler. Evin kalitesi önemli. Abi birileri dersini almamış gibi evin sanki ya. Evin konumu da önemli. Kirayı o öderse çıkarım. Kirayı o öderse. Evin konumu da önemli. Beraber yaşamaya başladıktan sonra kişisel alan diye bir şey kalmadı. Ben geceleri uyumaya çalışırken o yanımda telefonundan yüksek sesle videolar izliyor. Ay sinir olurum. Olur mu ama? Ne zaman tek başıma bir iş yapacak olsam da o yanıma geliyor ve bir işi olmasa da orada duruyor. İşte. Bunlardan bunaldığımı söylediğinde ise sen benden sıkılıyor musun tepkisiyle karşılaşıyorum. Buna evet dersem ayrılacağız ama bazen sadece kendi kendime olmak istiyorum. Çok haklı. Çok haklı. Ayrıl kanka. Ayrıl kanka, aynen. Evet de yani. O evet de. Evet. Eski erkek arkadaşımın doğum günü için onun arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmiştik. Telefonun başına bir şey gelmesin diye cebine koymasını rica etmiştim. Kendisi lavaboya gittiğinde telefonuma bildirim gelmiş. O da kendi telefonu diye çıkarmış, bakmış ki benim telefonum. Yersen. Yersen. Sonra WhatsApp'a girip arama kısmına kendi adını yazıp çıkan mesajları okumuş. Bu da yanlışlıkla herhalde. Eli kaymıştır. Hani teri damlamıştır, bir anda yazı vermiştir. Ya da yine kendi telefonu zannetmiştir. Aynen, kendi telefonunda kendi adını aratmıştır. Bir de Instagram'da yeni takipleştiğim insanları kontrol edip bu kim şu kim diye sormuştu. Çok şükür ayrıldık ama çok zorlu bir süreçti. Geçmiş olsun. Bize diyecek söz bırakmamış. Evet, evet ayrılmış. Ya, peki, ya. Söyle, söyle lütfen söyle. Hiç birinin telefonundan WhatsApp'a girip kendi adını arattın mı? Hiç yapmadım böyle bir şey. Şu yüzden yapmadım. Yapmam da sonuçlarından korkarım çünkü. Sonuçlarından korktuğum için yapmam yani. Ya bazen işte yalanlarla mutlu olmak da iyi gelebiliyor biliyorsun. İnsana. Aynen, aynen. Evet, o zaman şimdi arada sizden gelen hikayelere bakalım. Arkadaşlarımla kız kıza Eskişehir'e tatile gitmiştik. Sevgilim her anımdan haberdar olmak istiyordu. Bak, tatilde rahat bırakmayandan da korkacaksın. Neyse her şeyi söylüyordum, hatta fotoğraflıyordum ara ara. Bir fotoğrafı Instagram'da paylaştım. Fotoğrafta hafif yan dönmüşüm. Popomun çok belli olduğunu söyleyip kaldırmamı istedi fotoğrafı. Kaldırmayınca da beni bırakıp arkadaşlarıma yazdı. Ben bak... Ben size emanet... Ben size emanet ettim bu kızı, siz ne yapıyorsunuz diye. Sonra kavga dövüş ayrıldım. Sonra tekrar barıştım. Çünkü aşırı manipülatif biriydi. Sonra tamamen ayrıldık. Şimdi evlendi, Allah evlendiği kızın yardımcısı olsun. Amin, amin. Abi emanet ne demek? Sana... Emanet!
Zimmetli mi bu kız abi? Nasıl emanet edebiliyorsun bunu? Kız arkadaşım toplum içinde çaktırmadan sürekli bu koya dokunuyor. Parantez içinde penisim. Bu koma. İsim? İsmi bu koymuş. Tamam Peki yani onun da hoşuna gidiyor mu? Bilmiyorum ya yazdıysa. Merak ettim. Tepki gösterince üzülüyor, küsüyor veya trip atıyor. Buko onun koyduğu bir isim. Abi. Niye Buko acaba hani? Ben de onu merak ettim. Ne demek yani Buko? Bunun adı tacizdir. Hayır yani cidden doğru tacizdir. Doğru. Evet. Yani sevgilin de olsa fark etmez. Kesinlikle toplum içinde yapıyor ve onaysız çocuk rahatsız yapıyor. Olduğunu söyleyince de küsüyor, evet. Trip atıyor. Bunun adı tacizdir. Doğru. Güldük, eğlendik. Yeter. Yeter yani. Hani doğru, abartı. Ben kız olsam yapmazdım. Erkek olsam da yapmazdım. Hiç fark etmez. Aynen, erkek olsam da yapmazdım. Yani. Ben... Keşke yapılmasa yani. Üzüldüm çocuk adına, üzüldüm. Beraberlerse yani. Ayrıl kanka diyoruz. Evet, ayrıl biraz. Kanka diyoruz. Birazcık. Kişisel algılamayın. Bu konu memnun, el memnunsuz. Ama bu konu sahibi memnun değil gibi. Evet, öyle yazmış ya. Ben. Öyle yazmış. Bize böyle tepki derdi. Gösterince üzülüyor, küsüyor veya tepki gösteriyor demek demiş. Ki yani. Yani evet hani o. Konuşalım bunu sonra, tamam mı? Ayrı konuşalım ayrı, biz ayrı bunu. Ayrı konuşalım, tamam. Hadi geç bakalım. Ne tatlı. Evet, yine bir sunum. Yazın ilk buluşmadan haftaya ev boş planları yapmaya başladı. WhatsApp'tan reddedebiliyordum ama yüz yüze gelince bir şekilde ikna ediyordu beni. En son sorun sende değil, ben de diyerek konuşmayı kestim. İyi gerek var mı buna? Full bir ay darlamaca, evimin önüne gelip zorla aşağı indirmece. Oo. İki ay böyle takıldık. Neyse. Sonra beni Instagram'dan çıkarttı. Bu sefer ben ghostlanınca geri malum şahsa yazma perileri geldi. Yazayım mı? Hayır. Hayır. Yani... Hayır. Sakın. Yazmayı yani yazmayın. Abla yazma abi, ya. Abi falsolar falsosu. Yani ilk buluşmadan ev boş planları yapıyor. Bak. Yüz yüze gelince bir şekilde ikna ediyor diyor. İkna değil, manipüle ediyor seni, haberin olsun. Tercüme. En son sorun sende değil, bende diyerek konuşmayı kestim. Tamam, olabilir. Keşke direkt bunları söyleyerek keseydin. Sıkıntı yok. Full bir ay darlamaca, evin önüne gelip zorla aşağı indirmece. Bak bu çok abartı. Bu abartının çok abartısı. Abartı. Ev basmak... Çüş demeyeyim. De. Çüş. 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 Sonra beni Instagram'dan çıkarttı. Çok iyi. Öyle harika. Kalsın. Harika. Bırak. Sakın elleme. Çıkarttığıyla kalsın. Hatta sen de onu engelle ki o geri eklemek istese de ekleyemesin. Ekleyemesin. Yani. Aynen öyle. Evet. Bir alkış daha. Bir alkış. Benimki kişisel alanına müdahale ettiğim için değil, etmediğim için bir aldatılma hikayesi. Oo. Ben başta çok rahat bir kız arkadaşım. Hani kız arkadaşlarıyla içmeye gidebilir, onlarla kalabilir, tatile gidebilir. Benim için umurumda değil, sadece haberim olsun yeter. Ve arkadaşım için beni çok genişsin diye hatta linçliyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Bence de. Bir gün benim hatta WhatsApp'ımı kilitleme ve bildirimlerimi gizleme sebebidir kendisi. Annemi falan arayıp işte Defne bana emanet, siz rahat olun tarzında şeyler de vardı. Bir gün benim arkadaşlarıma karışma gibi bir nasıl diyeyim, zulümde bulundu diyeyim ve kavga ettik. Ve ben 4 gün boyunca telefonlarını falan açmadım. 4. günün sonunda beni bir gün arayıp dedi ki, böyle hafif alkollüydü de. Ben dedi kız arkadaşlarımla içmeye gidiyorum. Ben dedim tamam, haber verdiğin için teşekkürler. Ve bana bir anda bağırarak sen beni aldatıyorsun, sen artık beni sevmiyorsun. Yanında başka erkek mi var tarzında bağırmalara ve hakaret etmelere vardı olay. Sustum, telefonu kapattım. Dedim ki alkollü olduğun için şu an
hani ciddiye almıyorum seni ama bir daha böyle bir şey yaparsan seni çok fena linç ederim dedim. Böyle demedim. Tabii şu an kibarlaştırmaya çalışıyorum. Ve bu olaydan bir hafta sonra ben bir kız arkadaşımla oturuyordum ve bana aldığı bir şeyin fotoğrafını gösteriyordu. Daha sonra bulamadı ve dedi ki son sinirlenlerde. Ben tuvalete gidiyorum. Hani sen telefonuna bak. Ben de bakmak istemedim. Dedi ki sen bak. Ve sonra son sinirlenlere baktığım zaman kız arkadaşım ve sevgilimin yatakta fotoğraflarını buldum. Ve eğer Tarzan ve Jane değillerse de yatakta o kadar çıplak olmalarının başka sebebi yoktu. Erkek arkadaşımla buluşumda dedim ki bana söylemek istediğin bir şey var mı? O da dedi ki ne oldu? Dedim resimlerinizi gördüm. Bana dedi ki seni aldattığım için özür dilerim. Ama beni bu duruma beni bu duruma iten sensin, suçlu sensin dedi. Dedim ki beni rahat, hani beni çok rahat bıraktın. Ben dedim ki sana insan gibi davrandığım için özür dilerim. Ben kendime mukayyet olamıyorum. Sen beni kıskan ve kısıtla ki ben seni aldatmayayım gibi bir şey bu benim anladığım kadarıyla. Ya çocuk zaten %100 toksik. Tabii tabii. İşte abi ne insanlar var ya. Ya canavarlar aramızda. Gerçekten canavarlar aramızda. Evet. Öncelikle bize bu güzel alanı sağladığı için Kült Kavaklıları'ya çok teşekkür ediyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok keyifliydi. Eğer gelemediyseniz yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Firoş şiddetsiz kalın. Evet. Kapak fotoğrafı.